Arkadaşlar bu arada videonun içerisinde bundan bahsetmeyi unutmuşum. Bu benim sadece şu an anlattığım şey ama bundan bir sonraki videoya eğer geçerseniz o videoda Katar'daki vize süreci yani Katar'a gittiğim uçak o bu otele giriş otel orada ne yapılır burada ne yapılır falan filan nereye gezdik nereye gezmelisiniz tarzı şey ilk günden uçağa bindiğim andan vize sürecine kadar vizeyi aldığım ana kadar vizeden çıktığımdaki ilk videoma kadar Oradaki duygu durumuma kadar hepsini anlattığım vlog tarzı bir video. Bundan bir sonraki video. Onu da izlerseniz birazcık fikir oluşur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Çok hızlı, çok fazla uğraştırmadan, çok fazla uzatmadan çekeceğim bir katar şeyi olacak bu. Bilgilendirmesi olacak. Şöyle oldu. Ne farkındaysanız mekanı falan bile umursamadım yani. Balkonda sigara içerken öyle bir çekeyim dedim. Şöyle. En başından anlatıyorum. Şöyle oldu şimdi. Öncelikle ben İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfım 22 yaşındayım. Bunlar bir önemli. Geçen seneden herhangi bir edim yok. İstanbul'dan herhangi bir edim yok. Ankara'dan falan herhangi bir edim yok. Geçen sene Birken Travel yaptım. Second'ım yani. Başka bilgi verebileceğim bir şey yok. Her zaman e, hepimizde olduğu gibi randevular açıldı. Alamadık. Araştırdık, araştırdık, sabahladık, uyumadık, etmedik falan filan bulamadık abi biz bir şekilde bu randevuyu. Sonra sonra ne oldu? Ben dedim ki abi ben artık yok dedim bırakıyorum yani. Çok fazla gitmek istiyorum Amerika'ya bir kere daha. Para yatırdık, o oldu, bu oldu. Para kaybediyoruz abi, 500 dolar iniyor falan filan. Okey ama yine de artık böyle bir yoruldum. Gerçekten yoruldum yani. Her neyse dedim artık gitmiyorum. O sıra benim geçen sene gittiğim arkadaşım dedi ki, ben dedi Almanya'da şöyle bir program var, ona kaydoluyorum. Gittim ona ön kayıt yaptım, 200 euro oraya verdim. Bunları saymıyorum bu kayıplar, farklı kayıplar. Her neyse sonrasında arkadaşımla oturup yeniden konuştuğumda, denemem gerektiği hakkında falan konuştuk. Birazcık beni motive etti. Ve dedim ki evet benim gerçekten denemem gerekiyor. Yani denemezsem eğer bu riski almazsam yani kafamı Asla rahatça koyamam. Hep aklımda lan gitsem alabilir miyim diye dönecek. Her neyse gittim. Öncelikle dedim ki Kardeşim blok çekmeye bile izin vermiyorsunuz ama he. Devam ediyoruz. Halam geldi de. Hala uyanmıyor. Şunu vereyim dur. Rica ederim. Her neyse motive etti arkadaşım beni falan filan. Oturduk konuştuk dedik işte denemezsem olmaz falan filan. Fasa fiso. Oraları geçiyorum. Dedim ki yapmam gerekiyor. Sonra gittim. Önce e, Avrupa'yı araştırdım. Çünkü benim yeşil pasaportum vardı. İtalya'dan deneyebilirim diye düşündüm ben. Gittim. Hesap açtım İtalya için danışmanımla beraber. Buradan gideceğim arkadaşım da, bir tane arkadaşımla gidecektim. O da açtı. Araştırdık, araştırdık. Randevu oradan da düşmüyordu. Sonrasında baktık olmuyor, etmiyor. Yine iyice düştük. Sonra Katar muhabbeti çıktı. Baktık ki insanlar bayağı alıyor falan. Dedik biz de deneyebiliriz. Sonra gittim Katar'a ben şey yaptım, hesap açtım. Bunu bir anda karar verdim. Çünkü artık hani olmuyordu. Ramazan ayındaydık. Oruçluydum. Saat 5 falandı. Kalktım. Hesap açtım. Katar'da da biliyorsunuzdur zaten şey yok. Hani randevuyu göremiyorsun, randevu takvimini göremiyorsun parayı ödemeden. Bir tek en son, en yakın tarih ne var onu görebiliyorsun. Neyse ee, ne yaptım gittim dedim ki ben abi parayı şimdi yatıracağım. Parayı yatırdım hızlı bir şekilde hemen o gün içerisinde. Babam dedik ki emin misin? Eminim dedim alıyorum riskini. Randevu da o sıra insanlar bulamıyor. Bana şansa 3 saat, 4 saat sonra 5'te 6'da açtıysam işte iftardan sonra LOL oynuyordum. LOL oynarken arkadaş gruba yazmışlardı. 9 Mayıs açık diye. Hemen girdim. Aldım. Gün içinde hemen alabildim şansa. Tamamen şans. Düştü yani. Sonrasında hazırlıklar onlar bunlar falan oradaki harcadığım paraları söyleyeceğim. Önce 160 dolar bir şey harcadım. Katar için vize harcadım. Sonrasında e, uçak bileti yaklaşık 8.800 lira, 9.000'e çok yakın bir fiyattı. E, 10 dolara çevirirsiniz artık siz. 160 dolar oradan, 8.800 küsür oradan. E, sonrasında konaklamada bir arkadaşla beraber kaldım. E, buradaki beraber gideceğim arkadaşım masraf yapmak istemedi. O work and travel'dan vazgeçti. Ben gittim şey yaptım. E, bu arkadaş buldum şeyden, gruplardan. Beraber kaldık. Onda 9 Mayıs'ta. Kişi başı 1921 lira. TL. O da oradan. Toplarsınız bunları artık. Sonrasında başka bir şey o kısımda kalmadı. Bekledim, bekledim, bekledim. Ta Nisan'ın başında almıştım ben 9 Mayıs. Hatta Mart'ın sonundaydı. O yüzden o günler birazcık zor geçti. Hani. Çünkü o sırada insanlar sürekli onay alıyor falan. Lan erken gitsem daha iyi olur tribindeyim. Katar patlayacak falan filan. Bunları düşünüyorum normal olarak ki öyle de oldu yani. Sonra sonra ne oldu? Uçak artık 9 Mayıs geldi. Benim uçağım 7 Mayıs'aydı. Gittim aldım bileti. Pardon gittim aldım şeyi. Ee, Sabiha Gökçen'e gittim. Arkadaşlar orada buluştuk. iki kişiyle daha buluştuk. Dört kişi. Bindik uçağa. Uçağa bindikten sonra Yanıma da benim ben yüklü miktarda para aldım yanıma çünkü getireceklerim vardı. Abim telefon istiyordu iki tane. Ee, anneme Dyson alacaktım falan filan. Ben 3500 dolarla gittim oraya. Bunun 200 dolarını sadece 200 dolarını kendime harcadım. Geri kalan 3300 dolarını ben öylesine hani dediğim gibi buraya getireceğim şeyler falan hediye diye onu harcadım. Ama siz 120 dolarla gitseniz bile sıkıntı çıkmaz. Mesela bizim bir tane arkadaş vardı orada. 120 dolar harcadı sadece. Çünkü ucuz. Yani ben kaldığım oteli söyleyeyim. Benim kaldığım otel Premier Inn Doha Airport. Ben bu otelde kaldım. Merkeze yakındı. Konsolosu da biraz uzaktı. Yarım saatlik mesafede falandı. Ama önemi yok. Çünkü konsolosuna bir kere gidiyoruz. Sadece bir kere gidiyorsun konsolosluğa. Onun dışında genelde merkeze falan gidiyorsun zaten gezmek için. O yüzden dedik ki merke şey, merkeze daha yakın olsun. Neyse abi ondan sonra eğer Premier in Doha Airport'ta kalırsanız ki güzel ben beğendim. Gayet iyiydi yani. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Eğer orada kalırsanız onun hemen karşısında bir tane restoran var. O restoran gayet güzel oraya gidebilirsiniz o ilk önerim ucuz 9 riyal falan hamburger yiyorsun 3 riyale kola içiyorsun falan Gayet uygun hamburgeri falan da gayet güzel orada yediğim şeyler güzeldi Onun dışında Türk restoranı var Turkish Habep Bilmem ne bilmem ne Orada Turkish Habep ee, Yazarsanız zaten direkt çıkar H A B E E B mi öyle bir şey Neyse o öyle. Uber zaten eğer bir grup bulursanız kendinize çok ucuza gelecek. Çünkü e, bizim en pahalı verdiğimiz Uber konsolosluktu o da 32, 33, 34 mi diyeyim? O, hadi maksimum 35 falan olsun. 36 olsun hadi. 9 Riyal kişi başı. Yani bir şey değil. Biz 8 kişilik bir grup kurduk kendimize. Orada tanıştık ettik falan. Öyle olunca güzel oldu. 4-4 biniyorduk Uber'lere sürekli bölüşüyorduk mis gibiydi yani hiç metroya falan ihtiyacımız kalmadı bizim. Metroda e, günlük 9 riyal. 9 riyal veriyorsun gün boyu kullanıyorsun. Ama biz zaten günde en fazla ...iki yere falan gidiyorduk. Atıyorum ...iki kere üç kere falan kullanıyorduk Uber'i. 2 kere kullanıyorsun desen zaten her bindiğinde 3-4 riyal veriyorsun. Yine 9 riyale 10 riyale falan tekabül ediyor. Çok da koymuyor yani o yüzden. <laughs> Neyse vize görüşmesinden birazcık bahsedeyim. Bu ne diyordum lan ben en son? Ha vize görüşmesi. Vize görüşmesine gelelim. Vize görüşmesi şöyle oldu. Şimdi biz sabah uyandık. 8 kişiyiz. Kapıya çıktık saat 11'de kapının önünde falan buluştuk. 11'e 10 geçe falan. 11 hadi 20 falan. Biraz bir tane arkadaş dedi ki erken gidiyoruz falan. Bir Batuhan'la iki ba Batuhan'la Barış aynı odada kalıyordu. Batuhan söylememiş Barış 11'de ön, kapının önünde olacağımızı. O yüzden kapıda biraz bekledik onu bir 15-20 dakika. Ama sorun olmadı zaten. Çünkü kapıda da çok bekliyorsun. Çok sıcak orası falan. O yüzden çok da koymadı. Daha iyi bile oldu aslında yani. Neyse. E, biz 11.30'da falan bindik diyelim. 12'de falan biz oradaydık. 12'de oradaydık. Bizim görüşmemiz 1.30'daydı. E, 1.30'daki görüşme için bizi bir çeyrekte kapıyı aldılar. ...biz 12.50'de falan gittik böyle... ...dediler ki dizilin... ...biz bir çeyrekte alacağız içeriye. <laughs> Ondan sonra gittik... ...gittik dizildik... ...bir çeyrekte bizi içeri almaya başladılar. İçerideki süreç de şöyleydi... Ee, ...girdik abi... ...ilk başta... ...güvenlik görevlisinden geçiyorsun... ...zaten orası şöyle bir yer... ...koskocaman bir arazi düşünün... ...etrafının surlarla kaplı olduğunu düşünün... ...duvarlarla... ...ve... İçeride büyük bir binanın olduğunu düşünün. İşte o binaya kadar sürekli bir süreçler var. İlk başta güvenlik görevlisinden geçiyorsun en dış, en dış tarafta. O senin çantanı falan alıyor. İlk, çantan varsa işte içine bakıyor. Pasaportuna bir de DS-160'ına mı ne yanlış hatırlamıyorsam ya da DS-2019 mı ne ona bakıyor. Sonra tamam diyor geçiriyor. Bir tane konteyner tarzı bir şey var. Oradan giriyorsun. Orada da pasaportuna DS-160'ına bakıyor. Oturuyorsun sıran oluyor. Sıra numaran oluyor ama bu asılan değil. ilk başta kağıtta, barkotta. Sonra isim, biri isimleri, şey, numaraları tek tek söylüyor. Sen geçiyorsun. Oradan geçtikten sonra yine bir yer var. Oraya gidiyorsun. Orada da bu sefer senin eşyalarını alıyor. Çantandır, odur budur falan böyle. Sonra sana bir yaka şeyi veriyor, numarası veriyor. Yaka numarası verdikten sonra oturuyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Sonra yine senin numaranı söylüyor. Sonra yine gidiyorsun. Geçtin ya oradan. Sonra orada yine bir kontrol var. Bu sefer transkriptini kontrol ediyorlar. Transkriptini kontrol ettikten sonra artık o koskoca arazinin içinden binaya doğru yürümeye geçiyorsun. Binaya doğru yürümeye gittin, binadan girdin. Orada yine bir kontrol var. Pasaportunu, çant yok pasaportunu, DS 2019'unu falan yine orada bir şeyleri kontrol ediyorlar. Oradan da girdin, sağa döndün abi. Döndükten sonrasında e, yaptıkları şey şu. Giriyorsun. E, yine parmak izi o bu falan onları yapıyorlar. Hızlı anlatıyorum. Video çok uzuyor. Parmak izi odur budur falan onları yapıyorlar. Ondan sonra artık veznenin oraya geliyorsun. Oturuyorsun. Sıra numaranın yine söylenmesini bekliyorsun. Aynen. Ondan sonra oturdum. Biz 8 kişiyiz. 8'imiz de o sıra oradayız. Girdik abi. Bekliyoruz. İki tane vezne var. Ayakta durdukların. Bir de en sağda e, oda gibi bir yer var orada. Bizim girdiğimizde en solda zenci bir tane abi vardı. Ortada e, gözlüklü, sakallı, kel, beyaz adam vardı. En sağda odada da yine zenci biri varmış. Zenci, kel biri. Ben onu görmedim ama. Hiç ben sağ odada girmedim çünkü. Neyse oturdum abi. İlk başta ortadan orta sıradaki adam başladı. Görüyorum ben. Bir de en soldaki adam. En soldaki adam bir tane birine red verdi. Ortadaki iki tane kişiye arda arda red'i bastı. Sonra soldaki bir kayboldu. Sağ tarafta ilerliyor. Onay veriyor sağ taraf. O da. Neyse. Sıra numaralarını tek tek söylüyor falan. Bizim Batuhan'ı en sola aldı. Ee, bir tane yüksek lisans öğrencisi vardı bizim Batuhan. O Batuhan'ı çağırdı. Benim numaramla onun numaram da ardardı. O 210 ben 211'im. Onu çağırdı. Ben de diyorum Allah'ım ne olur diyorum beni de oy sağ tarafa alsın lütfen diyorum. Orta taraf redi basıyor ölümüne. En sağ taraf onay çıktı çünkü. Batuhan'ı en sağ aldı. Beni ortaya aldı. Benim tabii içim kıpır kıpır. Çünkü Tamam ben kendime güveniyorum, okey İngilizceme güveniyorum falan. Hani Katar'da bu arada İngilizceniz varsa gelin falan ama bitti artık. Yani ben şu an burada sizin moralinizi düşürmek için söylemiyorum ama bazı şeyler gerçekten şansa kaldı. Çünkü 26 yaşında yüksek lisans öğrencisi giriyor. Çok fazla soru sorulmadan iki tane soruyla onay alıyor. 19 yaşında İngilizcesi güzel olan çocuğa diyor ki gençsin daha sonra yeniden denersin, seneye yeniden denersin. Yani bu iş artık İngilizce'de kalmadı. Şanslıysanız alıyorsunuz. Ve İstanbul Red'iniz falan varsa, Ankara Red'iniz varsa Red alıyorsunuz. Bizim dönemimizde öyleydi. Yani bizim 9 Mayıs, 8 Mayıs, 10 Mayıs, 11 Mayıs o cevarda hep İstanbul, Ankara Red'li olanlara Red verdiler. Başka bir yerden Red'i olanlara Red verdiler. O konuyu açtılar yani. Neden Red'im var diye. Ama sizin gideceğiniz dönemde ne olur bilmiyorum. O zamana belki umursamazlar bile. Yoksa tabii ki de alan var yani İstanbul Red'i olan adamların onay aldığı şeyler. Neyse ortaya aldı bekliyorum. Bir tane çocuğa onay verdi. Benim sıramdaki. Ben bir mutlu oldum çünkü onay verirken de arkada onay basma o şeyini getirdi. Bekler misin bir dedi. Gitti onu getirdi bastı. Dedim ki oha dedim belki diğer ikisinde üşendi. Bunda gitti aldı geldi. Belki bana da onay verecek. Benim önünde de Araplar vardı. Karı koca. Onlar work travel falan değildi. Ee, benim de Araplar onların önünde onay olan çocuk onay aldı 10-15 sonra diğer Araplara geçti 10-15 dakika onlarla uğraştı. Ben bekliyorum böyle arada sırtıyorum mal mal. O sıra bizim sağdan çocuklar çıkıyor tek tek red red görüyorum böyle. Moralim bozuluyor yani arkadaşlarım orada sonuçta beraber vakit geçirmişiz falan kötü oluyorum. Neyse sıra bana geldi. Bana dedi ki girdim ben dedim ki biraz aktif olayım böyle. Dedim ki hay havari dedim. Ee, cevap yok. Bir 5-10 saniye sonra falan I'm fine how are you dedi. Thank you dedim I'm I'm good. Dedim ki aktif olayım. This is my passport. This is my DS2009 and this is my service pardon. This is my passport. This is my 2009 DS to... lan konuşamadım. This is DS2019 ee, and dedim ki You need service, right dedim. sevise e ihtiyacım var değil mi dedim. Bu arada orada çok acı, akıcı konuştum da böyle anlatırken şu an akıcı konuşamıyorum. Neden bilmiyorum. Neyse, yes please dedi. Verdim. Bölümün ne dedi? Dedim ki I am studying industrial engineering at Istanbul Aydın University. Tamam. Dedi ki, what will you do after you graduate? Ben dedim ki, I want to participate master program. Evet. After that I want I want to turn back to Turkey and e, işte güzel bir firmada, güzel bir pozisyonda en, e, mühendis olarak çalışmak istiyorum diyecekken beni yarıda kesip neden yanına katılmak istiyorsun dedi. Ben de dedim ki abi bir tane kıza çünkü orada demiş bir tane kıza demiş ki neden yanına katılmak istiyorsun? Adamlar artık o kadar aynı şeyi duyuyorlar ki demiş ki kıza neden yanına katılmak istiyorsun kız demiş ki işte geçen sene çünkü çok güzel zaman geçirdim bir sürü insan adam böyle yapmış geç 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 onları yapmış red basmış bir tane çocuk ben beklerken o iki red diyen benim veznemdeki iki red diyen bir tane çocuk da aynı şekilde geçen sene niye yine aynı, neden gitmek istiyorsun sorusuna bu tarz şeyler söylerken ona da adam şöyle yaptı Üff, falan yaptı böyle ben dedim ki bir şeyler üretmem gerekiyor ürettim abi dedim ki neden yeniden gitmek istiyorsun dedim ki çünkü dedim geçen sene birçok konsere gittim dedim. Dedim ki isim söylersem belki adamı yakalarım. Belki o da dinliyordur, seviyordur. Geçen sene dedim Viskalifa konserine, Metallica konserine gittim. Ve dedim çok eğlendim. Bir sürü insanla tanıştım falan onları sonraya koydum. Ben bunları söylerken adam da sırıttı bana bakıp. Normalde buraya bakıyordu böyle. Öyle yaptı. Ne yaptı? Devam etti işine. Her neyse ondan sonra dedi, ben bunları anlatırken dedi ki Mezun olduktan sonra yeniden ne, ne yapacaksın, yeniden söyler misin dedi. Sonra cümlemi en baştan söyleyip tamamladım. İngiltere ve Almanya'da master yapmak istiyorum diye de ekledim. Ya orada ya orada. Onayı aldım sonra. Sonra mutlu mutlu dışarı çıktım. Ee, bizim gruptan 8 kişinin 4'ü sadece onay aldı. Diğerleri onay alamadı. Bu hikayede böyleydi. Orada da sadece dediğim gibi 200 dolar harcadım. 200 dolar o. 160 dolar o. Uçak bileti 8800 hadi 900 de. 1921 lirada konaklama. Bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim deneyimim böyleydi. Bu kadar. Teşekkürler.